Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün değişik bir konu işleyelim dedik. Bu dilatasyonlu yapıların ortak temelle çözülmesi ve ona benzer birkaç konudan daha bahsedeceğim o menüyü kullanarak. Genel olarak şöyle düşünebilirsiniz. Dilatasyonlu yapılar hani tek bir bina, yani tek bir şey olarak da çözülebilir tabii dilatasyonlu yapılar. Burada tabii şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani dilatasyonlu yapıları tek bir datada da çözebilirsiniz. Yani protostructure'da. Sonuçta bu analiz bölümünde bu yetkinlikler var. Yani model seçeneklerinde, döşemelerde, işte döşemeler kendi içinde jit diyafram oluştursun diyebilirsiniz. Ya da jit diyafram yok deyip döşemeleri bir ağ ile oluşturabilirsiniz tüm sistemde. Hatta birbirine bağlı ya da şey varsa bu döşemeleri diyaframdan çıkartabilirsiniz özelliklerini. Şurada bakın kat diyafram oluşturmayan döşeme diyerek o döşemeyi diyaframdan da çıkarabilirsiniz. Ama bunu bu şekilde çözmek, yani tek bir datada bu kadar dilatasyonlu yoğun bir yapıyı tek bir datada çözüp yapmak çok daha zor olacaktır. Neler zor olacaktır? İşte etiketlemesi zor olacaktır. İşte birbirinin periyotlar birbirine girecektir falan filan. Yani çok da bir önerdiğim bir şey değil açıkçası. Yani ben dilatasyonlu birçok yapıdan oluşan bir bloğum varsa benim size önerim ve doğru ve hızlı çözüm açısından da kalıp planlarının detay çizimlerinin de daha hızlı olması açısından da bunları A blok, B blok, C blok gibi ayırıp tek tek çözüp sonra onları herhangi bir blokta temeldeki düşme taşıyıcıları birleştirerek altına bir temel dizayn ederek bunu çözebilirsiniz. Şimdi bunu yaparken tabii dikkat etmeniz gereken en önemli kural bütün datalardaki yük kombinasyonlarınızın tüm datalarda aynı olması gerekiyor. Yani bütün buradaki 1, 2, 3, 4, 5, işte 19 tane kombinasyon var. Bütün datalardaki yük kombinasyonlarınızın hepsinin aynı olması gerekiyor. İkincisi tabii kat yüksekliklerin aynı olması gerekiyor ama A bloğa temeli çağırdığımız için temel şeylerin çağırdığımız için kat yükseklikleri çok da çözüm açısından engel olmayabilir. Şimdi göreceksiniz. Ama bir numaralı kural yük kombinasyonlarının tüm datalarda aynı olması gerekiyor. İşte tabii haliyle tabii malzemesi, beton sınıfı falan bunlar da tabii aynı olmasında farklılık var, aynı olmasında fayda var. Şimdi ben hani modellemeye girmiyorum. Bu binayı zaten hatırlıyorsunuz. Benim klasik bütün webinarlarda yaptığım bina. Bu binayı mesela A blok olarak oluşturdum. Bu benim şimdi diyelim ki ana binam olacak. Diğer dilatasyonlu binaları da şimdi oluşturacağım. Çözeceğim ve sonra onları A bloğa temellerini çağırıp bir temel dizayn edeceğim. Tamam mı? Şimdi ne yapmam lazım? Burada birinci kritik nokta ilk binamı modelledim, oluşturdum ve A blok olarak girdim. Şimdi bir B blok oluşturacağım. Ne yapıyorum? Yeni isimle kaydet diyorum. Kaydetsin bunu. Ne yapıyorum? Buna diyelim ki B blok diyorum. Şimdi burada bir kritik nokta daha var. Eleman kimliklerini yenile. Bu oldukça önemli. Temel katında farklı blokların analizinden gelen iç kuvvetlerin temel aktarılabilmesi için her bir modelin eleman kimliklerinin birbirinden farklı olması gerekiyor. Eğer siz burada B bloğu oluştururken eleman kimliklerini yenile butonunu işaretlemeden oluşturursanız, ki onu da yaparım eğer süremiz kalırsa sonunda, göreceksiniz A bloğun yanına B bloğu çağırdığım zaman B bloğun iç kuvvetleri temele gelmemiş olacak. Nedeni ne olacak? Nedeni eleman kimliklerini yenile demeyi unutmuş olmanızdan kaynaklı olacak. O yüzden bir bloktan ne olursa olsun, dilatasyonlu olsun olmasın fark etmez. Farklı binalarda olabilir. Her zaman için eleman kimliklerini yenile diyerek ikinci bir data oluşturmanızda fayda olacaktır. Ne yaptım? B blok dedim. Eleman kimliklerini yenile diyerek aynı bloktan bir tane daha B blok oluşturdum.
Bakın geldi. Şimdi burada diyelim ki bir kat ekleyebilirim mesela. Bu diyelim ki ya da bir kat silelim daha kolay olsun. Bu diyelim ki bu bölüm iki katlı bir şey olsun bu bina B blok. Bu katı sildim ve bunu iki katlı yaptım. Hemen üç boyutlu fiziksel görünümü de açalım. Bu ikisi yan yana alalım. Hemen bir düzeltme yapalım. İşte ikinci kattaki duvar yüklerini de silelim. Yükleri sil. Efendim, duvar yükleri tamam. Bunları sildim. Şimdi ikinci katımda diyelim B bloğumda diyelim ki böyle iki kattı ve konumu da bu şekilde olsun. Ne yapıyorum? Şimdi ikinci bir önemli konu. Bina analizini yaparken arkadaşlar, bakın burası da çok önemli. Ortak temel için temel aktarılan kolon ve perde sonuçlarını kaydet demeyi de unutmayacaksınız. Bunu seçiyorum. Ve B bloğu üst yapısını tekrar analiz yapıyorum. Şimdi şeylere girmeyeceğim. Bu B bloğu da çözdüğünüzde tabii her şeyi çözeceksiniz. Kolonların girişlerini. Bunun üst yapı hesap raporunu B blok datasından alacaksınız. A bloğun üst yapı hesap raporunu A bloktan alacaksınız. Şimdi C blok yapacağım. Onda mesela simetriğini yapacağım. Bakın bunu çözdüm. Şimdi bundan bir proje daha üretiyorum. Bu da diyelim ki C blok olsun. Bunu da yine kimlikle ayrı üretelim. Bunu da mesela simetriyi yapalım. Bu binanın. O da mesela tek katlı olsun. Çok önemli değil. Bunu mesela yine katı iptal edelim. Şuradan bunun tabii yine duvarlarını bu katta silelim. Sonra bir simetri yaratalım. Diyelim ki bu da simetrik bir yapı olsun. Şimdi ne yapacağım? İlk etapta benim hani yoğurt işim. İlk önce ben aksara hemen bir ayrılıyorum. İşte şey yapacak. Tamam. Sonra da şu elemanların hepsini tutuyorum. Aynalı diyorum. Şu B kirişi de S yapalım. Şu şekilde bir hayır diyelim. Şu şekilde simetriyi oluşturalım ve bu datayı buradan ne yapalım? Silelim. Simetrik bir yapı da oluşturdum. Ve bunu da ne yapıyorum gene? Binaenizi diyerek bunu da birleştireceğim ya. Ortak kolon gene seçiyorum ve bunu da hemen hızlıca analizini yapıyorum ve gene bunun da üst yapısının yani kolonlarının, kirişlerinin, döşemelerinin, perdelerinin, betonarme donatı hesaplarının, statik hesaplarının raporlarını buradan oluşturuyorum. Yani üst yapı için şuraya baktığımızda 3 tane datam oldu. A blok, B blok ve C blok. Bunlar dilatasyonlu 3 ayrı yapımdı. Temelden dilatasyonluydular. Ve bunları ayrı ayrı 3 data olarak çözdüm. Bütün üst yapı raporlarını oluşturdum. İstiyorsan prototipten bunların çizimlerini de yaptım. Şimdi bunların hepsini ortak bir temel oluşturmam gerekiyor. Ne yapacağım? Ana datam vardı ya A blok. Ona geri dönüyorum. Çünkü ne yaptım? B blok ve C bloğu ortak temel yapacak şekilde analiz yaptım. A bloğu çağıracağım için A bloktaki analizimi ortak temeli seçmeme gerek yok. Şimdi geldi. A bloktayım. Temel katına geliyorum. Şimdi ne yapacağım? Bina. Bina modeli yükle var. Şimdi bina modeli yükle de burada gördüğünüz gibi 4 tane farklı sistemimiz var. Farklı projede ak sistemini ithal et. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunu nasıl kullanabilirsiniz? Farklı diyelim ki 3-4 mühendis bir binaya odaklanacaksınız. Altlık olarak bir aks sistemi oluşturduğunuz mimariden, hani düğüm noktaları belli ama hızlıca girilmesi gerekiyor mesela. Bir aks sistemini farklı datalara ne yapabilirsiniz? Oluşturabilirsiniz. Onu şu anda geçeceğim. Şu üçünü anlatacağım bugün. Şimdi temel yapacaksam, ortak temel yapacaksam bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Sadece temel kolonlarını ithal et
butonunu seçiyorsunuz. Projeyi aç diyorum. A'nın yanına ne yapacağım? Diyelim ki B bloğu seçiyorum. Model yükle diyorum. Bakın nokta göstererek konum ayarla var. Buraya geliyorum. Şimdi üst üste tabii aynı koordinat sisteminde olduğu için üstüne geldi. Şu düğüm noktasını tutuyorum. Şu düğüm noktasına getiriyorum. Bakın şöyle alırsam bakın görüyor musunuz? Sanki bir JPEG resim gibi B bloğu A bloğun altına yerleştirdim. Karakterine diyorum ki B blok olduğunu bildiğim için buna B yap diyorum. Sadece temel katı için bunu yapıyorum. B yapıyorum. Tekrar burada bir dilatasyon vermek istiyorum. Şöyle geldim. F2 tuşuna bastım. Diyelim ki 5 santim bir dilatasyonum var. Enter tuşuna basıyorum. Bir daha Enter tuşuna basıyorum. Bakın 5 santim kaydı. Şu mesafe 5. B diye karakter vermiştim zaten. Bitir diyorum. Bakın ne oldu? B blok, A blok yanına 5 santim dilatasyonla ne yaptı? Yerleşti. Şimdi ne yapacağım? Şimdi diyelim ki A ve B için ortak bir temel yaptım. Şöyle de C'yi de çağıralım istiyorsanız. Gene geliyorum. Bina modeli yükle. Gene sadece temel kattan ithal et diyeceğim. Seçtim. Bu sefer C bloğu çağırdım. Seç dedim. Modeli yükle dedim. Bakın geldi. İki nokta sürükle diyerek diyelim ki bir düğüm noktası yakalıyorum. Şunun düğüm noktasına getirdim. Gene seçtim. Şuradan geldim. Şöyle bir yer göster mesela. F2 tuşuna bastım. Bu da diyelim ki 5 santim gene. Enter, enter. Buna da diyelim ki C bloktu ya bu. Buna da C blok diyelim. Bitir. Bakın C blok da geldi. Bunu şimdi 3 boyutlu görüntüsünde şu şekilde geliyor. Yani ortak bir temel yapmak istediğiniz zaman analizi yapılmış ana binanıza A blok dersek, ortak temelle çözülmüş B bloğun temele gelen düşey yüklerini çağırıyoruz. Ortak temelle çözülmüş analizi yapılmış C bloğun temele gelen düşey yüklerini çağırıyoruz. Ve burada bir kat sıfırda bunların hepsini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bundan sonra diyelim ki burada ister buraya mesela sürekli temel mi yapmak istiyorsunuz? Ne yapacaksınız? Sürekli temeli tabii bir radya temel gibi o zaman modellemeniz lazım. Genişliğini vereceksiniz. Yani buralara aksar yapıp bir genişlik verip, yükseklik verip buraya bir sürekli temel dizayn edebilirsiniz. Ya da işte ortak tekli temel mi yapmak istiyorsunuz? O vardı kaldırmış şey bilmiyorum. Ortak temel vardı ama bulamadım şimdi. Onu yapabilirsiniz ama biz genelde radya çözüyoruz. Burada döşemeyi seçiyorsunuz. Diyelim ki İşte 50 santim bir radyen var. Radyo üzerimde işte bir yüküm varsa onları gene giriyorum. Giriş bölgesi tabii olmaz. Aks göster diyorum. Mesela bir aksı, değil mi? Onu kesen I1 aksı, onu kesen B aksı, B aksını kesen I aksı, onu kesen bir üstü C aksı, A aksı ve bir aksını seçtiğim zaman buraya bir ne yaptım? Ortak bir temel oluşturdum. Sonra geldim dedim ki bir ampatma yapmak istiyorum. Tip 12'yi seçtim. Konsol diyelim ki 50 santim. Geldim şöyle şu şekilde. Şurada tabii dikkat etmek lazım. Ha. Nereye tuttuğuma. Şu şekilde bir ampatmanlarımı da yaptım. Sonra ne yapabilirsiniz? İşte bir döşeme hesap aksı seçebilirsiniz. Son dönem hesap aksı seçebilirsiniz. Sabit bant tabi burada önerebiliriz. İntegral hesap biraz daha yumuşak bir değer verebilir. Sonra ne yapabilirsiniz? Burada bir meslet bantları, açıklık bantları gibi yapabilirsiniz ama bu az katlı bina olduğu için hani şimdilik şöyle bir bölgenin tamamını aldığımızı düşünelim. Sonra Y bölgesi ikinci diyelim ki sıra olsun.
Pardon. Ne oldu? Şu şekilde bir hesap aksarını diyelim ki oluşturduk. Ama bunlara Ebru Hanım zaten anlattı. Gizli döşemelerde ve radelerde ilave donatı hesabı ile ilgili bir webinarımız var. Ebru Hanım'ın anlattığı. Burayı izleyebilirsiniz. Gene benim anlattığım son elemanlar döşeme uygulamaları mesela var. Rade temel bölümü var. Buralarda da gene radde temelin çok daha detaylı bir şekilde nasıl dizayn edildiğini bu webinarlarda anlattık. O yüzden buralara girmeyeceğim. Bunları oluşturduktan sonra analiz bölümüne geliyorsunuz. Mevcut bina değerlendirme diyorsunuz. Buna dikkat edeceksiniz. Eşit olmamalı. Bir ağ oluşturacağız. Bakın bütün iç kuvvetlerin temel üzerine geldiğini görebiliyoruz. Eğer şimdi göstereceğim bir problem olsaydı temeli üzerine çağırdığım binaların iç kuvvetlerini göremezdim. O zaman zaten birleştirmede bir hata yaptığımda ne yapabilirim? Anlayabilirim. Eğer birleştirme sonunda rade temel üzerine birleştirdiğim tüm yapının iç kuvvetleri geliyorsa korkulacak bir şey yok. Onu kontrol etmekte fayda var. Bunu okey dediğinizde şu şekilde şimdi hızlıca bunun statik analizini yaptık. Modelin sonuçları irdeleme. Buraları dediğim gibi o webinarlarda ben de anlattım. Ebru Hanım da anlattı. Buraları artık o webinarların konusuna giriyor. Sonuçlar bölümüne geldiğiniz şey şu elemanlardan yükleri kaldıralım. İşte diyelim ki kontürlere gelelim. Kontürleri açalım. Diyelim ki zemin gerilmesini seçelim. İşte temelinizdeki hangi kombinasyonda 1.4 ve 1.6 Q altında artırılmışlıklar altındaki zemin gerilmelerinizi burada görebiliyorsunuz. Birleştirilmiş bir temel yüklemesinde. Ya da zarf max dediğinizde bu durumda depremli durumun da dikkate alındığını görüyorsunuz. Gene zarf max'ta diyelim ki AS1 alt dediğinizde alt donutların görebilirsiniz. Onları da anlatmıştım hatırlıyorsunuz. Kullanıcı tanımlı kontürler yapabilirsiniz. Kullanıcı tanımlı kontürlerden kendiniz işte çeşitli ek donatılar oluşturabilirsiniz. Bunları biliyorsunuz değil mi? Hatırlıyorsunuz. Bunları kullanarak bütün rade temeldeki ana donatınızı, ek donatılarınızı burada hani ayarlayabilirsiniz ama zaten ek donatlar için biliyorsunuz artık şeyimiz geldi. Otomatik olarak da çözüyoruz. Bu webinarda Ebru Hanım gayet güzel bir şekilde anlatıyor. Radelerdeki ilave donatları. Bu daha çok mühendissin. Bu ek donatların ne olacağını bilmeniz açısından bunları kullanabilirsiniz. Bunları da benim gene şuradaki webinarımda çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şu rade temel analizinde o donatı alanlarını nasıl kullanacağınızı anlatmıştım. Buradan bunları kontrol edebiliyorsunuz. Buradan şimdi anlatmak istediğim buraları dediğim gibi bu konularla ilgili birçok webinarımız bulunmakta. Şimdi buradaki kritik noktamız şu. Burada ne soruluyor? Metraj raporlarını blokları birleştirmeden önce almalıyız yoksa birleştikten sonra mı? Şimdi A blok, B blok ve C blok üst yapılarını zaten prototipte oluşturuyorsunuz. Onlarda bir sıkıntı yok. Zaten bunu ben prototipte yani birleştirdiğim datanın şeyini prototipte attığımda sadece temel şey gelecek. Üst yapıları zaten A bloktan önden çözmüş olduğum için zaten alacaksınız. B'yi B'den alacaksınız. C'yi C'den alacaksınız. Onun oradaki raporları oradan alacaksınız. Temeli de A blokta temeli koyacağız diyelim ki birleştirilmiş. Onun donatısını ve metrajını bu temel şeyde A'dan alacaksınız. Bilmem anlatabildim mi? Burada da geliyorsunuz gene hani ufaktan hemen yapalım. Döşeme hesapları deyip donatı hesabı komple deyip tüm donatları seçtirdiğinizde bu temeller içinde zaten bir donatı burada seçmiş olacak. İşte zaten beklediğim gibi şu 14 gibi bir şey çıkmasını bekliyordum. Kapattığım zaman da burada zaten bu donatıları ne yapmış oldu? Protostructure'da çizmiş oldu. Şimdi demek ki
Blokları birleştirirken neye dikkat etmem gerekiyor? Bir ana bloğa karar vermem gerekiyor. Bu illaki A olması gerekmiyor. B'de mesela A, C, D'yi de birleştirebilirsiniz. Ya da D'de A, B, C'yi de çağırabilirsiniz. Ama bir ana bloğu birleştirilecek olan bir ana bloğu önden karar vermeniz gerekiyor. Sonra o ana bloğu girdikten sonra ondan türeterek çeşitli B, C, D bloklarınızı yapabilirsiniz. İşte aynalama yapabilirsiniz, simetrisini alabilirsiniz, aynısından oluşturabilirsiniz. Ama oluştururken neye dikkat edeceksiniz? Bu çok önemli. Yeni isimle kaydetlerken yeni kimlik vermeyi unutmayacaksınız. Şuna dikkat edeceksiniz. İkincisi, çağıracağınız elemanları, ana binaya çağıracağınız elemanların analizlerini yaparken ortak temel butonunu seçmeyi unutmayacaksınız. Eğer bunlar unutursanız büyük bir ihtimalle şu RADE temel, hani şurada hazırlıyordum ya, bir tane daha hazırlayayım görün diye söylüyorum. A'da çağırdığınız bloğun temel üstündeki iç kuvvetlerini göremezsiniz. Yani şurada kırmızı kırmızı o değerler var ya, eğer bir hata yaptıysanız çağırdığınız bloğun burada iç kuvvetleri gelmez. Sıfır gelir. Oradan şimdi biz ne yapabiliyoruz? Bunu birleştirirken bir hata yaptığımızı anlıyoruz. Ortak bodrum katlar varsa da, maalesef yani dilatasyonlu şeyse kademeli yapılar varsa onları tek bir bina olarak yapıp çözmekte fayda var. O zaman biraz zorlanacaksınız belki ama kademeli olanlarda biraz daha dikkatli yapmak gerekiyor. Bu dediğim gibi hepsi, bütün temel üst kodları şeyleri aynı olacak. Aynı şeyde birleşecek. Eğer kademeli varsa ona göre dikkatli önlemleri alarak onları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Onlar biraz tabii zor olabilir. Şimdi başka daha güzelliklerimiz var. Diyelim ki bir revizyona uğradı. Siz her şeyi bitirdiniz, ettiniz. Diyelim ki getirilen kuvvetler her kombinasyona göre mi, tek bir kombinasyona göre mi? Bildiğim kadarıyla tüm kombinasyonlar geliyor. Yani bu kolonla ilgili C bloktaki bütün kombinasyonlar buraya geliyor. Temeli çözerken kritik kombinasyon neyse onu alıp dikkate çözüyor. Tamam? Yani sanki tek bir bina, üst yapı sanki tek bir bina çözülmüş gibi temele kuvvetleri getiriyor. Ama A blokta birleştirdiğim datada temeli çözüyorsunuz. Tamam. Şimdi şuradan şeyleri kapatalım. Şu donutları da kapatalım. Şu şekilde. Şimdi diyelim ki bir revizyon oldu. B blokta değil mi? Belki kolon büyüttünüz ya da perdeyi büyüttünüz. Farklı şeyler oldu. O zaman ne yapacağız? Şimdi diyelim ki B bloğa gidelim. B bloğu açalım. Şimdi B blokta diyelim ki işte birinci katta atıyorum şu anda yani şu perdemizin boyunun büyüdüğüne karar verdik. Bir şeyler oldu. Revizyon oldu. Mesela işte buradaki kolonlarım zaten 25 olamazmış. Yönetmeliğe aykırı ama biz öyle çözmüşüz şimdi. Şunu da mesela böyle büyütelim. Bunu mesela biraz abartalım. 40 yapalım. Efendim söyleyeyim. Burada da diyelim ki özelliklerde şunları biraz daha büyüttüğümüzü düşünelim. Şimdi ne yaptım? Bazı revizyonlar yaptım. Üst yüklerde de revizyonlar olabilirdi. Yani buradaki yüklerde revizyon olabilirdi, kirişlerde revizyon olabilirdi. Bazı değişiklikler yaptım B blokta. Şimdi ne yapacağım B blokta yaptığımı? Gene bunun bina izni yapacağım. Ortak temele çağıracağım için ne yapacağım? Gene bunu seçeceğim. Bina izni yapıyorum. Bina izni yapacağım.
yaptım. Gene buradan işte kolon hesaplarımı, giriş hesaplarımı yaptım. İşte kuvvetli kolon falan filan bütün bunları yaptım. Her şey tamam bitti. İşte döşendontlarımı yaptım. İstiyorsan bunları raporlarını buradan oluşturdum. B bloğun üst yapının raporunu tamamen bu bloktan, bu datadan oluşturuyorum. Hatta çizimlerini de ProtoDetails'e gidip üst yapının bütün çizimlerini buradan oluşturuyorum. Şimdi bu bitti. Şimdi geliyorum. A blokta birleştirmiştim ya bunu. A bloğu tekrar açıyorum. Şimdi bazı değişiklikler yaptım. Bu değişiklikleri şimdi tekrar temele uygulayacağım. Nasıl uygulayacağım? Şimdi gösteriyorum. Şimdi bakın B blok eski hali böyle. 25'e 125 de 25'e 80. Şimdi nedir? Burada bir link bağlantımız var. Birleştirilmiş proje yöneticisi. Bunu açıyorum. Bakın burada B blok var. Bağlantı yönetimine geliyorum. Seçilen projede bazı değişiklikler yaptım ya. Projeye ait kolon ve perdeleri ne yapıyorum? Siliyorum. Bakın hepsini sildim. Kapattım. Tamam. Sonra tekrar bina modeli yükle diyerek sadece gene temel katı temel hesabı yapacağım için tekrar B bloğu çağırıyorum. Aynı yaptığım işlemleri yapıyorum. Model yükle diyorum. Tekrar bu arkadaşı buradan işte şuraya çağırıyorum. Buna B blok diyorum ve bitir diyorum. Bakın geldi. Ama nasıl geldi? Yeni yaptığım değişikliklerle beraber tekrar temele otomatik olarak ne yaptı? Getirdi. Yani tekrar tekrar yani bu bağlantıyı bir kere kurdunuz mu dilatasyonlu yapılar arasında artık bir daha herhangi bir dilatasyonla ayrılmış B blokta ya da C blokta yapacağınız bir revizyonu sadece bu bağlantı birleştirilmiş bağlantı yöneticisi kullanarak şuradaki bilgileri kullanarak radde temel üzerindeki birleştirilmiş radde temel üzerindeki ya da ortak temel üzerindeki birleşmiş yapının iç kuvvetlerini otomatik olarak getirebiliyorsunuz, güncelleyebiliyorsunuz. Yani her seferinde yeni bir blok açıp yeniden sıfırdan bunu yapmanıza gerek yok. Bakın geldi. Tabii ne yapacağım? Tekrar yeni kuvvetler geldiği için tekrar analizini yapacağım. Bu istediğiniz kadar olabilir. C olabilir, D olabilir, E olabilir. Yani istediğiniz kadar dilatasyonlu yapıyı bu mantıkla ne yapabilirsiniz? Birleştirebilirsiniz. Bakın ne oldu? Yeni iç kuvvetler geldi. B blok için ve tekrar ona göre bir analiz yaptı. Ve ondan sonra tekrar iç kuvvetleri ne yapabilirsiniz? Kontrol edebilirsiniz. Demek ki bu birleştirme yöneticisi de oldukça size faydası var. Demek ki birleştirilmiş yapıların herhangi bir revizyona uğraması durumunda o datalardaki değişiklikleri yapıp tekrar ortak temel butonunu işaretleyerek analizini yapıp ortak temeli birleştirdiğiniz bloğa gelip birleştirilmiş proje yöneticisinden o bloğun elemanlarını silip tekrar çağırıp yerine yerleştirmeniz durumunda yeniden hiç temeli bir daha sıfırdan modellemenize gerek kalmadan kuvvetler otomatik olarak temel üzerine gelip analizini hızlıca yapabiliyorsunuz. Bu da bence oldukça güzel bir özellik. Şimdi ikinci konumuza geçeceğim. Esas ana konumuz buydu. Dilatasyonla ayrılmış yapıların ortak temelde birleştirilip çözülmesi ve dilatasyonla ayrılmış yapılarda bir revizyon olması durumunda bunları temel datasını hiç bozmadan değişmiş datayı temel üzerine koyarak analizini yapmaktı. Bugün konumuz buydu. Şimdi bu misafir dosyalar A blokta yapacağımız revizyonları ve A blok üst yapınızı etkiliyor mu? Etkiler. Yani ana blokta eğer bir revizyon yaparsanız o zaman ne yapmanız lazım? Ana blokta bir revizyon yapılacaksa birleştirilmiş yöneticiden C bloğun değil mi? Elemanlarını sileceksiniz. Pardon, silemedim. Sildi. Sonra B bloğun elemanlarını da sileceksiniz. C'yi silemedim galiba. Bir bug olabilir. Yani C'yi de sileceksiniz. A'yı tek başına bırakacaksınız. A'da bir tekrar revizyon varsa A'nın üst yapısını çözüp
Ama temellemenize, bozmanıza gerek yok. Üst yapıyı bitirdikten sonra A blokta, sonra tekrar tek tek bina modeli yükle diyerek sadece temel katındaki B ve C'yi temelin üzerine koyarak devam edeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Yani B ve C'yi birleştirmeniz durumunda A'da bir revizyon olması durumunda tabii B ve C'yi kaldırmanız gerekiyor. Çünkü bunu bu şekilde çözerseniz sanki bu birinci katlarda varmış gibi algılayabilir. O yüzden hani bunları kaldırıp A'yı çözüp sonra tekrar B ve C'yi çağırmakta fayda olabilir. Şimdi ikinci bir burada başka sorunuz var mı arkadaşlar? Bu konuyla ilgili. Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Sanıyorum yok. Tamam. Şimdi diyelim ki ikinci bir şey, bunu da göstereyim ya da o C'yi silmediği için temeli bilmiyorum neden silemedi. Bir daha bir bakacağım. Ben Burçin, Mustafa Bilal. Mustafa Bey demişsiniz. Şimdi sildim. Şimdi B'yi de silelim. Şimdi bakın bunun tamamını sildim. Şimdilik bu hesap aksını da silelim. Şimdi ikinci bir şey göstereceğim. Şimdi bir de şunu yapabilirsiniz. Rica ederim Mustafa Bey. Şimdi ikinci bir olayımız var. Bina modeli yükle. Bu sefer farklı projeleri ve blokları ithal edebilirsiniz. Yani A bloğu oluşturdum. B bloğu ve C bloğu tamamıyla A blok datasının içine ne yapabilirim? Oluşturabilirim. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bununla bunun arasındaki fark ne? Bu ortak temel için bunu kullanacaksınız. Tamam. Bunda ise dikkat ederseniz farklı bir projenin tamamını bir blok olarak mevcut projeyi birleştirmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Eklenen tüm elemanlar, bak artık çağırdığım zaman mevcut proje elemanları olacaktır. Ve birlikte analiz ve tasarım yapılacaktır. Bu ne demek oluyor? Burada dikkat ederseniz sadece temel katını çağırdığım için temele B ve C bloktan temele aktarılan yükler otomatik olarak geldi. Temeli dizayn ettim. Bu ne demek? Burada diyor ki sen B ve C bloğu tamamen buraya getireceksin ama analizler gelmeyecek, iç kuvvetler gelmeyecek diyor. Sen sadece artık A, B, C bloğu oluşan bir üst yapı datan olur diyor. O zaman tekrar diyelim ki o şekilde birleştirip bir temel yapacaksınız. O zaman bina izini tekrar yenileyip altta bir temel yapıp yapabilirsiniz. Ya da farklı şekillerde bunu kullanabilirsiniz. Mesela onu da gösterelim. Mesela proje seçin dediniz. Şimdi tekrar B bloğu çağıralım. Model yükle diyelim. Şu şekilde şuraya alalım. Ha, zaten kaydırmıştım. Buna B blok diyelim. Bakın geldi. Şunu hatta 3 boyutunu da açarsam daha iyi göreceksiniz. Aradaki farkı. Şimdi ne yaptım? Blokları getirebiliyorum şimdi. Ama burada işte kafanız karışmasın. Dikkat edin. Bloklar geldiği zaman temele yükler gelmiyor. Bakın şimdi çözeceğim. Anlayacaksınız. Gene bina modeli yükle blok alıyorum. C bloğu buraya çağıralım. Bu arkadaşı da alalım. Buraya koyalım. Buna da C blok diyelim. Bakın o da geldi. Bu daha çok hayır kodlar birbirinden farklıysa ana datadaki kat yükseklikleri neyse bu datadaki farklı yükseklik mesela bu 4 metre ise bunu da 3 metre indirir. Yani ana datadaki kat yükseklikleriniz neyse çağırdığınız binaların da kat yüksekliklerini ana datanın kat yüksekliğiyle eşitler. Tamam. Ama ne yapabilirsiniz? Burada tabii bloğu getirdikten sonra bu data üzerinde burada farklı kodlar vererek DZ üst DZ alt vererek bunları değiştirebilirsiniz bu modelde. Onda bir sıkıntı yok. Çünkü bunlar artık burası tamamen bir
kendi içinde sanki burada modellenmiş bir data gibi. Ama şimdi farkı göreceksiniz. Şimdi en önemli fark, birleştirici proje yönetisinde artık bloklar gözükmüyor. Yani bunu bu şekilde getirdiğiniz zaman artık bu ABC bloktan oluşan tek bir data gibi çalışıyor. Artık birleştirici proje yönetisi çalışmıyor. Siz bir datayı silmek istediğiniz zaman artık buradan A bloktan kendiniz elle tutup silmeniz gerekiyor. Yani bu artık kendi içinde bir data oldu. Gene bu datanın analizini yapıp RADE temel yap dediğinizde de bakın şimdi göreceksiniz. Çağırdığım B ve C bloğun temele iç kuvvetleri de ne yapmayacak? Gelmeyecek. Zaten bunu çağırırken bakın gördünüz mü? Sıfır. B ve C bloğun temel üzerine iç kuvvetleri gelmiyor. O yüzden buna dikkat edeceksiniz. Yani A, B, C blok dilatasyonlu ortak temelse o zaman birleştirmede bunu kullanmanız lazım. Tamam. Eğer siz sadece blokları data olarak birleştirip hani görsellik için kullanabilirsiniz. Bunu buradan Revit'e aktarabilirsiniz. Ne bileyim ben buradan kalıp planı oluşturabilirsiniz. Hani 3 binanın bir şeyini almak istiyorsunuzdur. Ya da dediğim gibi ABC bloklar vardır ama bu sefer hani tek bir datada bunları çözmek istiyorsunuzdur. İşte model seçeneklerinden döşemelerde rigid diyafram yok dersiniz, katları dahil edersiniz ya da her kat rigid diyafram oluşursun deyip şimdi böyle seçelim de çözümü uzun sürmesin. Bu artık tek bir data. Yani tek bir datada 3 binayı da girmişsiniz gibi düşüneceksiniz bu binada. Artık bunu tekrar sıfırdan sanki çözmeniz lazım. Yani üst yapıyı üçü birlikteyken çözmeniz lazım. Eğer o birleştirmeyi kullanacaksanız. Ama orada da diyafram kurallarına çok dikkat etmeniz lazım. Ben şimdi hızlı çözsün diye her katta tek rigid diyafram var dedim. Çözdü. Artık bu tek bir bina, tek bir blok gibi düşünüyor. Şimdi bunun kat sıfırına gelip RADE temel dediğimde şimdi göreceksiniz artık üst yapıda ABC bloğun bütün iç kuvvetleri temelim üzerine ne olacak? Aktarılacak. Bakın hepsi geldi. Ama bu artık tek bir data, tek bir davranış şeklinde hareket ediyor. Bu önerdiğimiz bir sistem değil. Önerdiğim ilki A blok ayrı, B blok ayrı, C blok ayrı, üst yapıları ayrı çözülecek, ayrı donatılandırılacak. Sonra ana bir donatıda B ve C çağrılıp temel dizayn edilecek ortak temel. Bu farklı bir çözüm şekli. Tamam mı arkadaşlar? İkisi arasında dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da bu şekilde ne yapabiliriz? Kullanabilirsiniz. Son bir özelliğimiz daha kaldı. Diyelim ki A bloktaydık galiba, değil mi? Şimdi A bloktayız. Ana datamız bu. B ve C'yi buraya çağırdığımız için şimdi şunu yapabiliriz. Üçüncü bir özellik. Bina modeli yükle dediğiniz. Mesela katları farklı projeden ithal edeceğim. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Diyelim ki B bloğu iki kat değil ya şu benim B bloğu. Bu B bloğu iki katı hangi ana projem hangisi dikime çağırdım? A bloğu çağırdım. Şu A bloğun üzerine iki kat ekleyeceğim. Tamam, unutmuşum. Bir şey olmuş. Sonradan yapılmış. Ne yapıyorum? Kat bilgilerini düzeltten yeni kat ekliyorum. 3'ü 5 yapıyorum. Tamam mı? 5 katlı bir bina varmış gibi ne yaptım? Oluşturdum. 5 katlı bina varmış gibi oluşturdum ama o katlar yok. Şimdi ne yapıyorum? Bina modeli yükle diyorum. Bu sefer katları farklı projeden ithal et diyeceğim. Diyelim ki proje seçin. B bloğu iki katlıydı ya. Katı dedi iki. B bloğu seçiyorum. Seçiyorum. Seçtim. Model yükle dedim. Şimdi buna dikkat edeceğiz. Burada zaten detaylı bir şekilde yazılıyor. Kaynak katlar. Kaynak katlar neler? Çağırdığım katlar. Hangi katları çağırıyorum B blokta? Birinci ve ikinci katı çağırıyorum. Bir, virgül iki. Hedef kat
Yani A blokta kaçıncı kata ben bunları koyacağım? 4 ve 5'e koyacağım. İlk hedef katımı yazıyorum 4. Tamam mı? Bitir dediğimde çat A bloğun üzerine B bloğu da ne yapmış oldum? Eklemiş oldum. Bunları ne yapacaksınız? Tabii bu şekilde dikkatli bir şekilde kullanırsanız çok hızlı bir şekilde bu tarz revizyonlu işleri çok hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Şimdi bilmiyorum sorular var herhalde. Konu anlaşıldı mı? Sadece temel. Bir daha özetliyorum. Bu dilatasyonla ayrılmış, temelden dilatasyonla ayrılmış binaları A blok, B blok, C blok olarak ayrı ayrı üst yapıları çözüyorum. Sonra herhangi bir ana blokta diğer blokların temelini çağırıp ortak temel yapıyorum. Bu A blok, B blok, C blok, D blok ayrı ayrı girilmiş olabilir. Bütün blokların üst yapısıyla beraber tek bir data oluşturmama sağlıyor. Artık temel memel üst yapıyı bir daha baştan çözmeniz lazım. Ona göre oluşturmanız lazım. Ve üçüncüsü de herhangi bir modelimin üzerine farklı bir modeli ne yapabiliyorum? Entegre edebiliyorum. Hedef katları ve şeyi göstererek bunların üstüne ekliyorum. Bugünkü webinar konumuz bu özelliklerdi. Bunlar çok belki kullanılmıyor. Özellikle bu çok kullanılmadığını düşünüyorum. Bu çok önemli, güzel bir özellik. Şu birleştirilmiş proje yöneticisi. Özellikle temellerde bir revizyon olması durumunda hemen B bloğun üst yapısını değiştirdiniz. Herhangi bir şey oldu. Öbür tarafa gidiyorsunuz. B bloğu bu A bloktan kaldırıp tekrar B bloğu çağırdığınızda hiç temeli memeli bir daha sıfırdan yapmanıza gerek kalmadan hızlı bir şekilde revizyona uğramış binanın iç kuvvetlerini ortak temele ne yapabiliyorsunuz? Aktarabiliyorsunuz. Bence oldukça güzel özellikler. Bunlardan pek bahsetmemiştik herhalde. Bugünkü webinar konusu olarak ben de bunu seçtim. Umarım yararlı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkürler.